Gençler bu yüzden işsiz kalabilirler ama maalesef bunun farkında değiller. Çünkü sosyal medya benim özel hayatım diyor ama özel hayatı değil aslında. Diyelim ki oradan hiç fark etmiyor ama çalıştığı iş yerinden birisiyle ilgili kötü bir şeyler yazabiliyor. Oradan hiç tanımadığı bir insan o kişiyi tanımlayabilip direkt ona belki şikayet edebilir. Patronlarıyla aynı mesela patronlarıyla Facebook'ta arkadaş olup maalesef bunu unutup işiyle ilgili kötü şeyler yazan var. Bu yüzden işsiz kalan çok fazla insan var. Lütfen şuna dikkat edelim. Sosyal medyada paylaştığınız bir şey aslında bütün dünyada paylaştığınız bir şey. Bu yüzden eğer bir insanı görmesini istemiyorsanız ya da birisini duymasını mutlaka biz o paylaşımlarınıza dikkat edip ona göre daha sonra bizi işsiz bırakmayacak durumda daha dikkatli paylaşmaya durun.